Namazların kazasıyla alakalı işte sürekli insanların zihnindeki soru, hakikaten biz kılamadığımız namazları daha sonra kılabilir miyiz? Hatta işte günümüzde kişiler işte çalışıyor, yolculuk yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Akşam ben bunları toplu olarak kılabilir miyim? Zaten hani fetva sitelerine de bakıldığında bu gibi soruların çok sorulduğunu görürsünüz internette. Ve verilen cevaplar aşağı yukarı neredeyse ittifak halinde, evet namazları kaza edebilirsiniz. Cevap bu. İyi ama Kur'an-ı Kerim'de buna dair herhangi bir ayet var mı, değil mi? Biz önce bunu sorgulamalıyız Müslüman olarak. Yani fetva veren kişinin kimliğinden, kurumundan ziyade biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet var mı? Bunu söyleyenler, namazları kaza edebilirsiniz şeklinde fetva verenler Kur'an-ı Kerim'den bununla alakalı herhangi bir ayetin olmadığını söylüyorlar. O halde peki nasıl fetva veriyorlar? Diyorlar ki bir takım rivayetler var. Şimdi hemen şöyle anlayacaksınız. Ha, demek ki Muhammed Aleyhisselam'a sordu birisi. Ben namazı kılmadığım zaman daha sonra kılsam kaza olur mu? O da olur dedi. Hayır, böyle rivayetler yok. Yani Muhammed Aleyhisselam asla hayatı boyunca böyle bir şey söylemedi. Veyahut şöyle düşünebilirsiniz. Yani Muhammed Aleyhisselam bazen namazları kılmıyordu. Daha sonra da gidip vakti geçtikten sonra kılıyordu. İnsanlar da bunu gördü. O yapıyorsa biz de yaparız dedi. Böyle bir şey var mı? Hayır. Asla böyle bir şey de yok. O halde bunu söyleyenler rivayetlerden, hadislerden bunu nasıl çıkartmışlar? İşte asıl önemli olan bu. Yani bir usulsüzlük örneğini göreceğiz bugün. Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında namazı vakti dışında kıldığı uygulamalar var. Var mı? Evet var. İki tane uygulama var. Şimdi ben önce o uygulamaları size kısaca söyleyeceğim. Muhammed Aleyhisselam namazı vakti dışında nasıl kılmış onu anlatacağım. Ondan sonra da bu rivayetlerden namazın daha sonra kaza edilebilirliğine dair bir fetva nasıl çıkartılmış onu göreceğiz. Ve dolayısıyla burada Kur'an'dan ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarından nasıl sapılarak hükümler verdiğini görmüş olacağız. Rivayetin bir tanesi şu. Bir sefer dönüşü, ki rivayetlerde, hadis eserlerinde bu seferin Hayber Savaşı olduğuna dair rivayet var. Hudeybiye'den dönüşle alakalı bir rivayet var. Ya da işte Ceyşül Umara denilen bir gazveden dönüşte sorun değil. Sonuç itibariyle bir yolculuk. Ordu var. Bu ordunun başında Muhammed Aleyhisselam var. Gece yolculuk yapıyorlar. Hatta taris deniliyor bu rivayeti de. Yani taris hadisi. Yani gece yapılan yolculukla ilişkili olduğu için. Gece boyu yürüyorlar. Medine'ye dönüşüyorlar. Bir savaş sonrası muhtemelen ve henüz sabah namazının vakti de girmemiş. Muhammed Aleyhisselam'a bir takım taleplerini iletiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah birazcık dinlensek nasıl olur? Muhammed Aleyhisselam da tamam diyor, olur, durdurun orduyu, dinlenin o zaman. Bilal'e de bütün rivayetlerde kişi aynı. Bilal'e de diyor ki Muhammed Aleyhisselam sen uyuma. Hatta sen nafile namaz kıl. Vakit o namazın vakti. Sen kıl, kendini bu namazla meşgul et. Sabah namazının vakti girdiğinde de bizi uyandır. Ne oluyor? Bütün herkes uyuyor. Hatta rivayetlerdeki ayrıntılara bakarsak önce Muhammed Aleyhisselam hemen uykuya daldı diyorlar, yani yorgun. Sonra Bilal de uyuyor. Bir bakıyorlar güneş doğmuş. Hepsi kalkıyor, birbirini uyandırıyor. Ya biz nasıl uyuyakaldık, şöyle böyle. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hemen sefer hazırlığına geçin, devam ediyoruz. Güneş epeyce yükseldikten sonra Muhammed Aleyhisselam tekrar orduyu durduruyor. Diyor ki abdest olmayan abdestini alsın ve sanki sabah namazının vaktiymiş gibi onlara imamlık yapıp sabah namazını kıldırıyor. Namazı kılıyorlar, sonra tekrar toparlanıyorlar, yola çıkıyorlar ama bu defa konuşmalar kendi aralarında. Ya bu nasıl oldu, niye böyle oldu, yaptığımız peki uygun mu, güneş doğdu, biz namaz kıldık filan. Muhammed Aleyhisselam'ın kulağına kadar geliyor bunlar ve ondan sonra tekrar durduruyor diyor. Bakın beni bir dinleyin diyor. Bakıyorum ki diyor konuşuyorsunuz yaptığımız şeyle alakalı. Şimdi bakın ne kadar önemli, değil mi? Daha öncesi yok demek ki böyle bir şey. İlk kez böyle bir şey başlarına gelmiş ve yapılan işi kafalarına bir türlü oturtamıyorlar. Ya nasıl oldu böyle bir şey? Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben sizin için bir örnek değil miyim diyor. Uyuduk işte diyor. Hatta bir ifade kullanıyor bir rivayette öyle. Ruhumuzu alan geri bırakmadı diyor. Yani uykudaydık, uyanamadık işte diyor. Ve ondan sonra diyor ki uyku ve unutma durumunda herhangi bir sorumluluk, mükellefiyet olmaz. Uyandık, namazımızı kıldık. Asıl
sıkıntılı olan, günah olan, sakıncalı olan aklına geldiği halde ya da uyandığı halde o namazı bir sonraki namazın vakti girmiş olmasına rağmen kılmayan kişidedir diyor. Şimdi bu rivayet vakti içerisinde mazereti olmadan, yani mazereti olmadan derken mazeret de burada belli, ya unutacaksınız ya da uyuyacaksınız. Başka bir mazeret de olmaz. Yani işim çoktu, şuydu buydu değil. Bu iki mazeret olmadan namazı kılmayan bir kişinin daha sonra bu namazı kılacağına delil olur mu? Ama bakın nasıl delil olacağını size söyleyeceğim. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Yani diyeceksiniz ki bu böylesi bir düşünce tarzı nasıl olabilir dinde? Rivayetin birisi bu. Bakın Muhammed Aleyhisselam'la alakalı iki rivayet var yaptığı. Bir tanesi bu. Uyuyakalıyorlar hepsi. İkincisi de Hendek Savaşı ile alakalı. Rivayet bu. Hendek Savaşı'nda öyle bir şey var ki işte savaş, sıkıntı, şu bu. Muhammed Aleyhisselam akşam namazını kıldırıyor. Akşam namazını imamlık yapıyor, kıldırıyor. Namazı kıldırdıktan sonra diyor ki arkasına dönüp, ya bugün benim ikindi namazını kıldığımı gören var mı içinizde diyor. Ha bakın ne kadar insani bir şey yani. Ondan sonra çıkmıyor ya, gören çıkmıyor. O zaman diyor ben büyük bir ihtimalle ikindi namazını unuttum diyor. Ve ikindi namazını kılıyor. Ne zaman? İşte akşam artık güneş batmış. Akşam namazının vaktinde, o vakitte kılıyor. Şimdi bu iki rivayetten hareketle delil aldıkları rivayetler bunlar. Şu an merakla bekliyorsunuz ya, bu iki rivayetten namazın kazaya bırakılabileceğini, kaza namazı olabileceği nasıl çıkar diyorsunuz değil mi? Bakın nasıl çıkartıldığını göreceğiz. Diyorlar ki kişi unutarak ya da uyuyarak bir namazı kılmasa ve daha sonra vaktinde kılsa, ki rivayetler bunu gösteriyor, bu bile eğer namazını kılıyorsa daha sonra vakti dışında, bilerek bu namazı kılmayan evleviyetle bunları kaza etmek zorunda. Yani diyor ki bir kişi uyuyarak namazı kaçırmış, daha sonra kılmış, bu bile namazı kılıyorsa, yani uyku ve unutma bile namazı düşürmüyorsa, bilerek bu namazı kazaya bırakan kişinin mutlaka kılması gerekir. Hem böyle bir muhakeme tarzı siz hiç duydunuz mu? Ve buna da diyorlar ki evleviyet kıyası. Bakın elimde fıkıh usulü kitabı var. İşte bu her yerde okutulan kitaplardan bir tanesi. Buna baktığınız zaman kıyasın örneklerinden bir tanesinin bu olduğunu görürsünüz. Bizim klasik fıkıh kaynaklarında da böyledir. Evleviyetle neymiş? Onda bile oluyorsa, vakti dışında bilerek kişi namazını kılmadıysa çok daha fazla kılmaya hakkı vardır. Bu bir. İkincisi, bu delili eğer beğenmediyseniz ben size ikinci bir delil daha sunayım bu kitaplardan. O da diyorlar ki kişi hasta ya da yolcu olduğunda orucunu tutamıyor. Daha sonra tutabiliyor mu? Evet tutuyor. Diyorlar ki oruçta oluyor da, oruç da bir ibadet. Orucun da bir vakti var. Vakti dışında bir ibadet daha sonra yapılıyor. Oruç için bunu kabul ediyoruz da namaz için niye kabul etmeyelim? Namaz için de kabul edilir. Böyle bir muhakeme, kıyas. Yani her ikisinde de kıyas. Peki şimdi siz şunu soracaksınız. Ya hocam siz bize yıllarca şunu anlattınız. Bütün fukaha ibadet konularında kıyas yapılamayacağını söylüyorlar. Temel ilkeleri, argümanları bu. Evet hakikaten de öyle. Hem bu Türkçemize çevrilen fıkıh usulü eserlerine bakın, hem de diğer klasik kaynaklara bakın. Diyorlar ki ibadetlerde kıyas olmaz. Ne demek ibadetlerde kıyas olmaz? İbadet konusunda sen içtihatta bulunamazsın. Neyse onu kabul edeceksin. İnsanın hayatıyla, ahiretiyle bu kadar yakından ilgili olan bir konu, namaz konusuyla alakalı siz kıyas yapmışsınız. Daha bunun dışında artık kıyas yapamayacağınız herhangi bir şey kalmaz. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, ki Muhammed Aleyhisselam'ın biraz önceki uygulamaları tamamen Kur'an'a uygun uygulamalardır. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan hareketle böyle yapmıştır ve bu uyku ve unutma dışında, vakti dışında kılınmayan namazların kazasının olduğuna asla bir delil olamaz.